Golvar.com'da dört büyük takımın haftalık köşe yazıları ve güncel spor haberleri mevcut. Birçok spor içeriğine Golvar.com'dan ulaşabilirsiniz. Linki açıklama kısmında. Merhaba ben Alihan Olcar. Bu içerikte size ESPN'in hazırladığı 25 yaş altı en iyi 25 oyuncu listesini yorumlayacağım. 25. sırada Alperen Şengün de yer alıyor. Hadi gelin listeye bakalım. ESPN'in hazırladığı listede Alperen 25. sırada Luka Doncic, Anthony Edwards, Victor Wembanyama şeklinde ilerliyor listeyi görüyorsunuz. Bunun haricinde bir liste daha var. Hoop Saip'ın hazırladığı listede de Alperen Şengün en iyi 22 yaş altı oyuncu olarak gösterilmiş. Genel toplamda da 13. sırada yer alıyor. Çok gurur verici bir an. Şu an MVP sıralamasında da 10. sırada yer alıyor. Houston Rockets'ın tabii beklenenin çok aşan bir performansı var. 6 maçtır kazanıyorlar. Alperen de 19.4 sayı, 8.2 rebound, 6 asist gibi çok iyi rakamlara ulaştı. ESPN'in hazırladığı liste bu şekilde. Tiermaker'da ben de aynısını hazırladım. Fakat birkaç değişiklik yapacağız. Şimdi Alperen'i bu yaş kategorisindeki en iyi oyuncular sıralamasına siz nereye koyarsınız? Onu yorumlara yazın. Ben kendi sıralamamı oluşturacağım. Örneğin ben bu listeyi hazırlasaydım Luka Doncic'i kategori dışına koyardım. Çünkü potansiyel diyor. Luka Doncic çoktan potansiyelini kanıtlamış. NBA'in belki de en iyi 5-6 oyuncusundan biri. Anthony Edwards, Victor Wembanyama şu an o potansiyeli yansıtmaya başlayan oyuncular. İlk sıraları bozmayacağım. Luka Doncic bu yaş kategorisinin açık ara en iyi oyuncusu. Ama Anthony Edwards yerinde kalmalı mı? Şuraya bakıyorum. Zion Williamson'ın NBA'ye giriş sürecini hatırlıyorsunuzdur. Duke'da gösterdiği performansla belki de LeBron James'ten beri görülmemiş bir hype yaratmıştı. Sahada olduğunda o hype'ın karşılığını veriyor. Bunda hiç şüphe yok. Fakat oynadığı 3 sezonda toplam 246 maç kaçırdı. Bu sezon oynadığı 9 maçla dahil olmak üzere 123 kez parkede yer aldı. Aradaki farkı siz hesap edin. Ben yine Zion Williams'ın sağda olduğu bölümü hesaba katarak biraz daha öne koyuyorum ve 3. sıraya yükseltiyorum. Victor Wembanyama. 2 senedir onu konuşuyoruz. NBA'de ne yapacağını çok merakla beklediğimiz oyunculardan biriydi. Şu ana kadar da gayet iyi performans veriyor. Victor Wembanyama'nın bu fizik kalitesiyle belki de gelmiş geçmiş en iyi savunmacı olma potansiyeli var ve şutunu bloklamanın imkanı yok. Bazen turnikeye çıkarken kavada karar değiştirip smaçla bitiriyor. Kendisi bile farkında değil yapabileceklerinin. Sınırları kendisi belirleyecek. Anthony Edwards geçen sene çok büyük bir yükseliş göstermiş ve ABD milli takımında belki de iyi olan çok az şeyden biriydi. Bir alfa karaktere dönüştüğünü izleyeceğimizi düşünüyorum. Minnesota'da zaten ipleri eline almış durumda. Sol koluna taktığı bantla da eskilere gönderme yapıyor sanki Michael Jordan, Kobe Bryant genelde o bantla sahaya çıkardı. Onları örnek aldığını görebiliyoruz. Atletizmiyle de bunu yansıtıyor. Tyrese Halliburton şu an NBA'deki en iyi oyun kuruculardan biri. Buna hiç şüphe yok. O da milli takımdaydı. John Morant şu an NBA'de izlemesi en zevkli oyuncu ama sahada değil. Cezasının bitmesine bir 15 maç falan kaldı. İzlemeyi merakla bekliyoruz. Memphis'te sezona çok kötü giriş yaptı. Onun sahada olması çok önemli. Saha dışı olaylarla fazla gündeme geldi son bir senedir. Umarız onu sahada yaptığı inanılmaz hareketlerle anmaya devam ederiz. Ve Kate Cunningham'a geldik. Çaylak sezonunda çok beğendiğim bir oyuncuydu. İkinci yılında da bence All-Star potansiyeli taşıyordu. Fakat erken kapatmıştı sezonu. Bu yıl o performansını sürdürüyor. Detroit'te izlemeye değer ne varsa onun elinden çıkıyor. Darius Garland, Cleveland Cavaliers'ın yeniden yükselişinde önemli pay sahibiydi. Donovan Mitchell'ın gelmesiyle rolü biraz daha küçüldü ama yine de çok iyi performans gösteriyor. Ama e, Lamelo Ball'u ben önüne koyuyorum onun. Hızlı tempoyla oynayan Charlotte Hornets de bence çok önemli işler yapıyor. Jaren Jackson Jr. geçen sene All-Star oldu ve yılın savunmacısı seçildi. Bu yılda performansını sürdürüyor. Burada olmayı hak ediyor. Onu da hatta Darius Garland'ın önüne koyacağım. Ve Tyrese Maxey'e geldik. Geçen gün yaptığı 50 sayılık performansla herkesi şaşkına çevirmişti. James Harden'ın gidişiyle beraber rolü ve hücumda üstlendiği rol daha da artmıştı. 30 sayı ortalamayla oynuyor bu yıl. Performansı giderek artıyor ve All-Star olma ihtimali epey yüksek bu sezon. Evan Mobley All-Star potansiyeli taşıyan uzunlardan bir tanesi o da. Doğrusunu söylemek gerekirse çaylak sezonda izlediğim Evan Mobley'den şu ana kadar daha iyisini beklerdim. Uzunların gelişimi hep daha zahmetlidir, daha uzun sürer. Onunki de şu ana kadar yavaş ilerliyor. Takımdaki rolünü arttırıp hücumda daha fazla opsiyon yaratması lazım. Yani sadece ikili oyunlar üstünden sayı üreterek yıldız olamazsınız. Onun da hücumda daha fazla rol üstlenmesi gerekiyor. Chet Holmgren. Geçen yılın çaylaydı fakat geçen yılın tamamını kaçırdı. Bu yıl izlemeye başladık. Oklahoma City Thunder şu an 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 5. sırada batıda. Chet Holmgren 16 sayı, 7.5 rebound 2.2 blok ortalamasıyla da göz dolduruyor. Yılın çaylağına aday. Chet Holmgren, Victor Wembanyama ile beraber yeni nesil uzunları temsil ediyorlar. İnce yapılı, uzun hatta çok uzun, müthiş blok tehdidi ve şutörler. Paolo Banchero geçen sene çok iyi bir çaylak sezonu geçirmişti. Bu yılda Orlando Magic ile beraber gelişmeyi sürdürüyor. Scotty Barnes o da yılın çaylağı seçilmişti. Evo Mobile ile beraber yarışın içindeydi. Ben aslında Evo Mobile'nin yılın çaylağı olması gerektiğini düşünüyorum ama o da hak etmişti. Bu sezon Scotty Barnes 21 sayı, 9.6 rebound, 5.7 asist, 1.5 blok ortalamayla oynuyor. Pozisyonunda epey bir değişim oldu. Toronto'da değişimin etkisiyle o da pozisyonda epey bir küçüldü. Lige girdiğinde power forward hatta centra yakın oynuyordu. Geçen yıl SF denediler, forvet denediler. Bu yıl da öyleydi. Şu an basketbol referansı da SG olarak görünüyor. Bu biraz garip geldi bana. Franz Wagner yine Paolo ile beraber Orlando Magic'te forma giyen yani oyuncu. 18 sayı 5.6 rebound ortalamayla oynuyor. O da çok büyük bir potansiyel taşıyor. Jalen Green var. Josh Giddey var. Topla oynayan skorer oyuncular. Josh Giddey'in hatta top yönlendirme yönü daha da öne çıkıyor. Walker Kessler var. Geçen yıl müthiş bir gelişim gösterdi. Ve takas edildiği Rudy Gober'den daha iyi bir performans göstermişti. Ama ben burada bir değişiklik yapacağım. Bence Alperen takım arkadaşı Jalen Green'den de ve önündeki Walker Kessler'dan da daha iyi performans gösterdi ve daha yüksek potansiyel taşıyor. Jalen Green çok iyi bir skorer fakat çevresindekileri besleme konusunda epey sorunlu. Hatta pas verme konusunda da epey sorunlu. Alperen diğer oyuncuları da besleme konusunda çok çok iyi iş çıkarıyor. Koç Yudoka top dağıtımı konusunu direkt ona havale etti ve onun üstünden oynanıyor hücum. Benim bu sezon Victor Wembanyama ve Chet Holmgren'in dışında yılın çayla olarak gördüğüm ve daha hazır olduğu için yılın çayla seçileceğini düşündüğüm Scott Henderson çok kötü girdi sezona. Şu an 8.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Yüzdeleri de berbat. Yüzde %34 ile Sağ içi isabeti buluyor. Onu bu performansına rağmen en iyi 25 oyuncu arasına almışlar. Ama ben e, şu anki performansını beğenmediğimi söyleyeyim. Fakat iyi olacaktır. Bu çocuğu izledik. Hazırlık döneminde de çok iyiydi. Sezonu şu an çaylak duvarına çarpmış durumda. Tyler Hero'yu görüyoruz. Tyler Hero kaç yaşında abi Tyler Hero? 23 yaşındaymış Tyler Hero yani 5 senedir NBA'de bu 5. sezonu çok erken girdiği için yaşını bile unutmuşuz. Geçen sene ilk 5'e de yerleşmişti Miami Heat'te. Çok önemli rol üstleniyor fakat finallerde oynayamamış biliyorsunuz. Şu an 23 sayı 5 rebound 4.6 asist ortalaması ile oynuyor. Aslında daha yukarılarda yer alabilir. Şimdi pek çok oyuncuyu konuştuk. Bir sıralamada ufak bir değişikliğe gidelim diye düşünüyorum ben. Therese Maxey'i Biraz daha öne alıyorum. Buraya aldım. Ki Cleveland'ın yan yana geldi. Jaşki de örneğin çok olarak bir oyuncu. Her istatistiğe katkı veren bir oyuncu. Fakat Alperen'in ben daha iyi performans verdiğini düşünüyorum. Hatta Franz Wagner'in de önüne koyacağım. Alperen'i yani bir 9 sıra kadar öne taşımış oldum. Scottie Barnes'la da kapışır yani. Son değişikliği de yaptım. Ben listeyi bu şekilde hazırladım. Siz... Kime öne koymak istediğinizi, fikirlerinizi yorumlarda yazın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Turnuva ile ilgili de şöyle bir şey var. Ne var? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Turnuvadan daha kötü olan bir şey ise turnuvanın sağ tasarımları. Sağ tasarımları. Yani i̇lk gördüğümde benim korneyam yandı. <laughs> O kadar değişikliğe gerek var mıydı? Chicago maçında ne izledik biz ya? Kırmızı Dexter mı izliyoruz abi? <laughs> Her yer <kırp> kırmızı. Bahşer <laughs> midir yarabbim? Yer, <laughs> gök, kırmızı. Maşer midir yarabbim?